Evet, tekrar baştan uzun uzun anlattım ama şifremi de ortalıkta tuttuğum için tekrar baştan ayarlamam gerekiyordu. Şimdi biz kodlarımızı yazdık ama bu kodlarımız sadece benim bilgisayarımda çalışıyor. Mesela siz bu kodları test edemiyorsunuz şu anda. Benim sunucumda da değil. Dolayısıyla benim yazdığım kodları uzaktan test etme şansınız da şu anda yok. Haliyle bir proje yapıyorsanız ve insanlarla bunu paylaşmak istiyorsanız GitHub veyahut GitLab gibi Git üzerinde ya da Git benzeri programlar üzerine inşa edilmiş web sunucularını, prod sistemlerini kullanabilirsiniz. Biz şimdi mesela Git dediğimiz şey ne yapıyor? Git dediğimiz şey projedeki dosyalar üzerinde yapılan değişikliklerin sırasını ve açıklamalarını tutabiliyor kısaca. Yani diyelim ki siz kod yazdınız, kodunuzu başkasıyla paylaştınız. Sonra biri baktı sizin kodunuzda bir şeyler eksik ya da yanlış. O da size o kodlar üzerinde değişiklik yapıp size gönderiyor. Siz de bakıyorsunuz, aa bu daha güzel olmuş diyorsunuz. O değişikliği kabul ediyorsunuz. Sonra siz tutuyorsunuz bir değişiklik daha yapıyorsunuz. Bu defa siz gönderiyorsunuz onu projeye. Sonra işte projenin dosyalarında değişiklikler sıra sıra ve nerede değişiklikler yapılmış, hangi satırlarda neler çıkarılmış, neler eklenmiş, bunun bilgilerini Git tutabiliyor. Biraz zaten Linux sistemlerini kullananlar diff denilen komutu biliyorlarsa Git'in de nasıl çalıştığını az çok anlayabilirler. Şimdi bizim de, daha doğrusu benim de amacım şu: yazdığım kodlar artık sadece videoda olmasın, ayrıca GitHub sunucusunda olsun istiyorum. Bunun için geldim. İlk etapta bir tane proje oluşturdum, Libredo diye. Şuradan siz de oluşturabilirsiniz. Ana sayfada eğer hesabınız varsa geliyorsunuz burada. Bir tane new diyerek yeni bir proje oluşturabilirsiniz. Ben oluşturdum. Libredo diye bir proje oluşturdum tabii. Ama şimdi benim lokaldeki kodlarım ile buradaki projenin kodları ilk oluşturulduğu anda uyumlu değildi. Çünkü ben burada bütün değişiklikler kaydedildiği için proje ilk oluşturulduğunda aslında burada bir tane lisans dosyası var. Fakat şu anda lisans dosyası yok çünkü ben sildim. GitHub push diyerek sildim. Şimdi ikisinin bütünlüklü olması gerektiğinden dolayı ilk etapta ben kendi kodlarımı yazıp port ettim. Yani dedim ki sunucudaki değişikliklerin üstüne yaz. Sunucudaki değişiklikleri kaldır. Benim yaptığım değişiklikler neyse onları ekledim. Bunların nasıl yapıldığını çok detaylı anlatmayacağım. Çünkü aslında bunların her biri uzunca aslında tecrübe etmeniz gereken. Yani hem ara ara doküman okumanız gerekiyor hem de bunu tecrübe etmeniz gerekiyor. Fakat size tavsiyem şudur: tecrübe etseniz bile neyin ne olduğunu bilmeden ezbere kod girmeyin. O kodların ne anlama geldiğini de anlayın ki neyi niçin kullandığınızı bilirseniz veyahut hangi amaç için neler kullanılmış bilirseniz konuyu anlamak ve bunun üzerine yeni şeyleri öğrenmek daha kolay olur. Ama ezbere kod yaparsanız olmaz. Şimdi biz dediğim gibi esas olay git komutunda gerçekleşiyor. Git komutu dediğim gibi bizim projemizin dosyaları üzerinde yapılan değişiklikleri kaydediyor. Sıralı ve düzenli. Tabi arka planda çok karmaşık işleri var ama biz o kadar detayına inmeyeceğiz. Ama Git'i gidip araştırabilirsiniz. GitHub ise bu Git komutunu daha paylaşımlı, işte insanların nasıl desem tek bir sunucuda dosyalarımız var. 10-15 kişi herkes buraya gönderiyor. Değişiklikleri düzenli bir şekilde devam ettiriyorlar. Böyle düşünebilirsiniz. GitHub sadece Git üzerine inşa edilmiş diye düşünürseniz daha mantıklı olur. Yani mevzu bahis GitHub değil. Mevzu bahis Git'tir burada. Şimdi bizim projemizin bulunduğu yer Libredo klasörü. Bu arada burası da benim sunucum. Haberiniz olsun. Burası benim sunucum. Burası benim lokal bilgisayarım. Yani şu anda önümde olan bilgisayar bu. Bu ise Finlandiya'da olan bilgisayarım. Ben buna SSH üzerinden bağlanmış bulunuyorum. Dolayısıyla ikisini birbirinden ayırt etmekte fayda var. Bu komutlar niye bu burada gidiyor, niye bu burada oluyor falan. Bizim niyetimiz şimdi şu: benim buradaki komutlarımı alacağım, şuradaki proje komutlarımı alacağım.
Git ile değişikliklerini kaydedeceğim. Bunu GitHub'a atacağım. GitHub'a attıktan sonra buradaki sunucudan da o GitHub kodlarını alıp burada derleyeceğim. Sunucu üzerinde derleyeceğim ve daha sonra çalıştıracağım. Birkaç ayar daha var tabii. Ama bunları da yavaş yavaş anlatayım. Gözümden kaçan çok detay olabilir çünkü konuların her biri aslında uzun uzun anlatılması gereken konular. Fakat ben o kadar derine inmeyeceğim. Biraz daha kısaca anlatacağız. Şimdi ilk yapmanız gereken şey şu. Git proje dosyasının içindeyken init yani initialize et başlat git'i başlat eksi b main branch ismi oluyor burada. Daha önce ben oluşturduğum için burada hata verdi ama siz ilk defa git init'i kullanıyorsanız hata vermez. Şimdi biz git init'i başlattığımız anda burada git klasörü oluşuyor. Git ignore ise hangi dosyaların git ile takip edilmeyeceğini belirttiğimiz dosyadır. Burası çok önemli. Buraya dikkat etmeniz gerekiyor. Gerçi add komutunu kullanarak hangi dosyaların zaten takip edileceğini siz giriyorsunuz ama bazen bu halde add komutunu kullanarak toplu halde dosyaları kaydederken paylaşılmaması gereken dosyaları da paylaşabilirsiniz. Mesela buradaki env dosyasını kesinlikle git takip etmeyecek, sunucuya atmayacak. Mesela ben o yüzden buraya nokta yıldız işareti atmışım. Yanlış olmasın böyle kullanılıyordu ama emin değilim. Bunları takip etmedim şimdi. Yani nokta ile başlayan dosyaları takip etme. İşte mesela wasm bitgeni takip etme. Mesela bu target'i hiç takip etmesin. Neden? Çünkü target derleme dosyaları. Kodlarla hiçbir alakası yok. Lazım değil yani sunucu tarafından. Sunucu GitHub üzerinde kodlarımız yeterli. İşte cargo tam, muunzun tam, cargo log, backend dosyaları, frontend dosyaları, public dosyaları bunları paylaşacağız. Dolayısıyla bu gereksiz olan kısımlar ignore içerisinde yani görmezden gel. Bunları hiçbir zaman ekleme, takip etme demiş oluruz. Bunu oluşturduk. Şimdi ne yapacağız peki biz? Projemizi oluşturduk. Git init dedik. Branch'i başlattık. Şimdi de geliyorum diyorum ki git şöyle göstersem daha iyi benim komutum görünmesin. Bu web sayfasında güzel anlatmış. Ben şimdi geldim GitHub'tan şu ayarları yaptım. Settings'e geldim. Developer Settings, Personal Access Tokens. Tokens aldım. Kendi bilgisayarıma kaydettim. Daha sonra işte bu token ile neler yapabileceğimi seçtim. Burada token'ın kopyasını aldım. Daha sonra şöyle bir komut ile set URL'yi girdim. Bu kadar. Burada dikkat etmeniz gereken şey şu. Burada bir tane URL'yi set ettik. Artık her defasında tam adresi girmemize gerek kalmasın diye burada set etmiş olduk. Ayrıca username ve token'ı kullanarak da kendimizi kanıtladık. GitHub'a dedik ki ben o kişiyim bak. Beni bir daha kontrol etme. Bak ben senden token'ı almışım. İşte token bu. Kullanıcı adı da bu. Artık bunu unutma demiş oldum. Burada mesela göstermiş şu şekilde bir şey oluyor. Tabi buradaki test yerine ben Libre yazdım. Buraya kendi kullanıcı adımı, buraya kendi kullanıcı adımı falan filan. Bunları yazdım. Set ettim URL'yi. Bundan sonraki kısımlar gayet kolay. Bakın şimdi. Geliyorum. Git diyorum. Add diyorum. Hangi dosyayı eklesin? Cargo tomolu eklesin. Munzun tomolu eklesin. Ondan sonra hangi dosyaya değişiklikleri ekleyelim? Bunlar şimdi tüketir. Bakın. Add yaptık. Bu aslında şu demek. Bak ben bu dosyalarda değişiklik yaptım. Bu dosyalardaki değişiklikleri kaydet, takip et. Ettik. Git commit eksi m diyorum. Burada da bu değişikliklerin ne işe yaradığını, neden bu değişiklikleri yaptığımı açıklıyorum. Tırnak içerisinde açıklamayı yazıyorum. Added workspaces John Files. Değişiklikler kaydedildi. Commit ettik.
Şimdi geliyorum git push origin. Origin bakın buradan geliyor. Origin diyorum. Bu bizim projemizi işaret edecek. Bir de branch ismini giriyorum. Main. Eklem. Bu kadar. Bakın. Şimdi burayı açalım. Bakın kargo toml ile monsun toml eklendi. Burada da açıklamaları var. Dediğim gibi konu aslında çok karmaşık olabilir ama temel mantığını eğer kavrarsanız en azından hangi konulara bakmanız gerektiğini çok daha rahat bilebilirsiniz. Şimdi ben biraz daha add komutunu kullanacağım. Geliyorum buraya. Şimdi benim projemde hangi dosyalar var bir bakalım. Backend var, frontend var, public var, share var. Ben bunların hepsini alacağım. Geliyorum diyorum ki add backend src. Bakın hepsini aldık. Tekrar commit ediyorum. Add added backend codes. Backend kodlarını ekledik. Bakın bir sürü dosyayı eklemiş olduk. Şimdi geliyorum yine git push origin me ekledik. Aynı şeyi geliyorum frontend için yapalım. Bu defa frontend src yıldız işareti ise src'nin altındaki bütün dosyalar demiş olduk. Bunlar sadece zaten kodları temsil ettiği için sıkıntı yok. Bütün dosyaları aldık. Frontend. Bakın frontend'in bütün dosyaları da değişikliklere eklenmiş oldu. Şimdi mesela geliyorum bir tane daha frontend üzerinde hangi dosyalar varmış bir bakalım. Cargo varmış ekleyelim. Frontend languages varmış bunların language diyelim. PKG dosyasını eklemiyoruz. Bu bize lazım değil. Bu iki dosya da bize lazım değil. Sadece şu klasör ve şu dosya lazım. İkisini de ekledik. Added frontend lang files. Lang files. Eklemiş olduk. Şimdi tekrar push ediyoruz ve sunucuya gönderiyoruz. Şimdi gelin bakalım sunucumuzda neler var. Backend, frontend hepsi burada. Aynı şeyi gelip şöyle gayet basit frontend'i ekledik. Backend'in kargo tomurlarını eklemiştik. Gerçi var mıydı? Backend'e bakalım. Kargo tomuru olması lazım. Var. Backend'de başka ne dosyalar var? Bir bakalım. Public ona gerek yok. Backend'de bir şey yok. Shared var. Shared'ın bütün dosyalarını alalım. Added files. Zaten başka bir şey yok. Bir de public. Public dosyalarını da alalım. Bunlar da bizim public dosyalarımız. Public'i aslında almamız gerekiyor mu ya? Bir bakalım. Evet. Bunları da alalım hepsini. Public files. Şimdi tekrar geliyorum. Push origin main ve bütün dosyalarımı göndermiş oldum. Şimdi end dosyasını ben sunucuda kullanmadım. Daha doğrusu göndermedim. Dolayısıyla şunu bilmemiz gerekiyor. Sunucuda bir tane end dosyası olacak. Ben bu end dosyasını kendim elle oluşturacağım. O yüzden o kısmı göstermeyeceğim. Onu söyleyeyim. Şimdi geldik buraya. Benim hali hazırda bakın burada libredo diye bir tane dosyam var. Ben mv komutuyla libredo'yu libredo 2'ye taşıyorum. Tabi burada bazı ayarlamaları yapmam lazım ama şimdi hazırladık. Geliyorum git clone http
github.com Erible libredo git. Dosyalarımızı aldık. Bakın burası sunucu dosyam benim. Dir. Bakın bütün dosyalarım buraya geldi. Şimdi ben geliyorum nano.env dosyası oluşturuyorum. Evet diyelim. Dosyayı kaydettik ama içine herhangi bir bilgi girmedik. Dolayısıyla aslında onu da şöyle yapabilirim. CP libredo virüs klasördeki iki noktanın anlamı budur. Virüs klasördeki libredo 2 klasörüne git. Oradaki env dosyasını al. Onu buraya nereye kaydetsin? Buraya kaydetsin. Bakalım bir M geldi mi? Gelmemiş. Lsen yok. CP demiştik ama şöyle yapsak. Redo. Şöyle. Bu klasör nokta n. Şimdi bak. Destination niye çalışmıyor? Hemen bir bakalım. Linux cp copy file. Cp eklemiş olması lazım. Bir ls Allah'ım. Gözümden kaçan bir şey mi var? Source cp. Tekrar bakayım. Evet, cp libredo 2 and ama destination'ı nokta n'mişti. Nano yapamayız. Neyse nokta varmış. Tamam, gelmiş. Bir gizli dosyaları göstermiyor o yüzden. O zaman onu da bir bileyim ya. Linux show hidden files command. O değil. Dir eksi a'ymiş. Evet, şimdi göründü. Biz dosyalarımızı aldık. Şimdi çalıştıralım. Emzoom burada kurulu değil yalnız. Öncelikle bir Emzoom'u kurmamız gerekiyor. Geliyorum buraya. Rust Emzoom diyelim. Şurada Emzoom kurulsun demişiz. Bir kuralım. Emzoom'u kurduktan sonra biz derlemeye başlayacağız artık. Ama hata verecek muhtemelen. Yine de başlamasında herhangi bir sıkıntı olmayacak. Halledilir şeyler yani bunlar. Geri kalanlar. Uzun sürecek bu kısım. Sürsün, sıkıntı yok.
Sunucu da iyi çalışıyormuş ha. Bakalım. Bunları bittikten sonra derleme yapacağız. Fakat derleme bir başına yeterli değil. Yani sadece benim bilgisayarımda derlenmiş olacak. Önemli olan bir detay var. Bu da şu. Libredo.org yazdığınız zaman benim bu sunucum nasıl çalışacak? Bu kısmı mesela biraz da önemli. Tabii bir derleme aşamasına geçelim. Onu da göstereceğiz. Orada da başka komutlar var. Başka programlar var. Onları kullanacağız. Tabii biterse. Bunu unutmayın. Burası sunucu. Burası benim bilgisayarım değil. Burası sunucu. Şu anda sunucuya Muunz'un dosyasını kuruyorum. Çünkü Muunz'un olmadan ben kendi projemi çalıştıramıyorum. Daha doğrusu çalıştırırım da Muunz'un kolaylık sağlıyor. Gidebilseydim. Bitmiyor namussuz ya. Çok yavaş. Ben bilgisayar biraz daha hızlıymış. Çok fazla makro kullanıldığında dosyanın derlenmesi, projenin derlenmesi de uzun sürüyor. Makroların bir dezavantajı bu. Çünkü makrolarla yeni kodlar türetilip bu kodlar derleniyor. Haliyle yazdığımız kod aslında büyük bir kod kümesine dönüşüyor. Ondan sonra derleniyor. Ne kadar çok makro, o kadar çok derleme süresi demek. Bunu da bilmekte fayda var. Hadi be. Burası işte o Ceylan'ın filmleri var ya, sessiz bir sekans olur. Uzunca bir süreli benimkisi de ona dönüştü. Konuşamıyorsun, anlatamıyorsun. Öyle durup duruyorsun sadece. Neyse bir itsin. Diğer kısımlar basit. Bu arada diyelim ki biz dosyamızı çalıştırdık. Bu benim sunucumun lokal hostunda çalışacak. Bunu da aklınızda bulundurun. Lokal hostta çalışıyor. Ben buraya işte Postgres'i kurmuşum, Redis'i kurmuşum sunucuma. Kendi projemi de çalıştırdım. Fakat uzaktaki bir kişi libredo.org'a tıkladığı zaman benim bu projemi nasıl çalıştıracak? Bunu da anlatmam gerekiyor. Bunun için Nginx. Şimdi Nginx dediğimiz yapıyı kullanıyoruz. Ubuntu. Burada mesela ayarlarını yapabiliyorsunuz. Tabii şu olsa daha güzel olur. Bakalım. Gerçi yoktu işte Ocean'ın. Şu daha iyi. Bu da bu arada bitsin. Nginx'in yaptığı şeyi size söyleyeyim. Şimdi ben libredo.org diye bir isim almışım. Name server diye bir şeyi almışım. Bunu İHS üzerinden aldım ben. Bu isim almanın tek bir
önemi var. O da şu. Bu isim bana ait. İHS üzerinde, daha doğrusu İHS buna sahip. Ben İHS'den bunu kiralamışım. Çünkü bu ismi bana vereceksin. O da bana vermiş bu ismi. Fakat bu isim hangi bilgisayarı çağıracak belli değil. Dolayısıyla ben oraya diyorum ki benim bir tane uzak bilgisayarım var. Yani şu sunucum var. Libre.org ismi sana ait. Sana bu istek geldiğinde sen onu buraya yönlendireceksin. Şu bilgisayara, şu IP adresine sahip olan bilgisayara yönlendireceksin. Ben onu kontrol edeceğim. Şimdi diyelim ki Libre.org diye bir istek yolladınız. Bu işte DNS server dediğimiz sunucularda hangi alan adı, hangi IP'ye gidecek, yönlendirilecek kayıtlı bir halde duruyor. Ben bunun kaydını yapmışım. Dolayısıyla benim bilgisayarım belli. Hangi domain name belli. İstek geldiği zaman hangi bilgisayara gideceği belli. Bu bilgisayara gelecek. Ama bu bilgisayara geldiği zaman ne olacak? O isteği kim karşılayacak? O isteği Nginx karşılıyor. Çünkü Nginx 8080 portunu, daha doğrusu 80 protokolünü, HTTP protokolünü biz Nginx ile kontrol ediyoruz. Gerçi başka programlar da var. Apache de var ama Apache bir miktar ağır, eski. O yüzden daha çok artık Nginx tercih ediliyor. Nginx benim sunucuma buraya gelen istekleri alıyor. İstekleri alırken tabii hangi alan adıyla geldiği, işte libredu.org mu, www.libredu.org mu, yoksa beta.libredu.org mu, bu alan adıyla hangi istekle geldiğini biliyor. Dolayısıyla ben birazdan işte Nginx ile şu alan adına gelen istekleri şuraya yönlendir diyorum. Neyse, enzum bitti. Start diyelim. Oo. Allah Allah. Parse. Invalid type. Şeyler değişti. Rust up, update, stable. Rust Rust'ı da güncellememiz gerekiyor çünkü eski, yeni standartlara göre Rust'ın da kullanılması gerekiyor. Onu da bir derleyelim. Ama kötü olan tarafı, gerçi en uzun derlendiği için sıkıntı olmayacak da. Bir bitsin. Şimdi tekrar. Evet. Tamam, bu derlensin. Nginx ayarlamaları burada ne yapılmış? Nginx'i kurmak Ubuntu üzerinde kolay. Benim normalde evdeki bilgisayarım, yani şu an kullandığım bu bilgisayar Arch Linux, daha doğrusu Manjaro Linux, ama benim sunucu Ubuntu Linux kullanıyor. Burada Ubuntu üzerinde Nginx nasıl kurulur onu anlatmış. Uplist'i güncellemiş. Uplist dediğimiz şey ne? UFV aslında şu işi yapıyor. Hangi protokolde, hangi portlara gelecek olan istekler izin verilsin, verilmesin gibisinden. Bakın burada mesela HTTP isteklerine izin ver, HTTPS isteklerine izin ver, OpenSSH'ye izin ver. OpenSSH olmasa mesela ben komut satırına bağlanamam. SSH kullanıyorum çünkü. Şimdi allow demiş, HTTP'ye izin ver. Status durumu göndermek için sudo komutu yetkili kullanıcı için kullanılıyor. UFV de dediğim gibi firewall olarak geçiyor. Burada Nginx diyelim kurdunuz. Sistem CTL ise Nginx hakkında size bilgi veriyor. Hangi proses çalışıyor, hangi durumda çalışıyor, çalışıyor mu, hata mı vermiş, ne olmuş, ne olmamış. Servis hakkında size bilgi veriyor. Sistem CTL dosyası. Daha doğrusu komutu diyelim. Başka? Nginx'i durdur. Nginx'i başlat. Yeniden başlat. Yeniden yükle dosya. Ayar dosyalarında değişiklik yapılmışsa falan.
Yeniden dosyaları yükle. Disable dediğiniz zaman bilgisayar yeniden başlatıldığında Nginx otomatikman çalışmaz. Enable dediğiniz zaman otomatikman çalışır. Burada HTTP bir tane klasör oluştur diyor. Var www.domainnameiniz.html olarak oluştu. Ama bu aslında tam olarak bana lazım olan şey değil. Bu aynı Apache'deki gibi PHP'nin eski çalışma mantığındaki gibi işte şu domainde şu HTML, şu index dosyası falan kullanırsın. Ben onu yapmayacağım. Benim yapmam gereken şey şu. Nginx'te sites yani available olan açık olan sunucuların hangisi? İşte ben diyorum ki libredo.org ya da libredo diyorum. Geliyorum burada diyorum ki bu dosya 80 portunu dinleyecek. Şu dosyayı çalıştıracak. İşte şu dosyalara izin verilecek gibi gibi ayarlar veriliyor. Tabii ben bunları da yapmayacağım. Ben sadece şunu diyeceğim. Şu porta gelen şu domain ismi şu programa bağlı olacak. Benim tek diyeceğim şey bu. Burada Nginx Configuration dosyası bize lazım. Bir de Libredo'nun Configuration'ı lazım. Bunları da birazdan göstereceğiz eğer backend bilirse. Burada aslında en önemli konulardan bir tanesi de HTTPC. Bunun için de bakın mesela bu hiç aklıma gelmez. Çünkü çok detay var dediğim gibi. Let's encrypt. Bunu öğreniyorsunuz. Let's encrypt nasıl çalışır, nasıl çalışmaz? Geliyorsunuz bunu kendi bilgisayarınızda kuruyorsunuz. Bu ne işe yarıyorsa şöyle söyleyeyim. Ben Let's Encrypt'e diyorum ki kardeş bana diyorum bir tane anahtar ver. Uluslararası geçerliliği olan bir tane anahtar ver. O da bana anahtar veriyor ücretsiz bir şekilde. Normalde bunu parayla satarlar. Çok kıymetli bir şey. O yüzden Let's Encrypt aslında gözümüz gibi savunmamız gereken, elimizde tutmamız gereken bir şey. Çok önemli bir detay bu. Bu anahtarı ben Let's Encrypt'ten alıyorum. Burada ayarlamalarını yapıyorum. Tabii birçok komutu var. Aklınızda bulunsun diye söylüyorum. Hepsini tek tek anlatmam uzun sürüyor gerçekten. Çünkü birçok şeyi ben ayarlamışım. Baştan ayarlamam sistemi bozmak demek çok da ona yanaşmıyorum. Let's Encrypt ile anahtar alıyorsunuz. O anahtar sizin domain name'inizle eşleniyor. Eşlendikten sonra sizin web sunucunuza HTTPC yani güvenli bağlantı sağlanabiliyor. Let's Encrypt ayarlamasını yapmadan sizin sunucunuza güvenli bir bağlantı sağlanmaz. Hatta bir de şunu söylüyorsunuz ayarlamalarda diyorsunuz ki HTTP olarak gelen istekleri de HTTPC olarak dönüştür. Böyle çalıştır diyorsunuz. Maksat hiçbir bilgi başkası tarafından görülmesin. Bu anahtar sayesinde istekçi isteği gönderen ile isteği karşılayan yani sunucu arasında güvenli bir şifreleme oluşturuluyor. Bu sayede başkaları ortalıkta dolanan istekleri görmüyor. Olay bu. Hangi bilgisayara bağlandığınızı görürler ama o bilgisayara bağlanırken hangi bilgileri gönderdiğinizi göremezler. Bunun için o şifreyi kırmaları lazım. O da çok da kolay değil yani. Her neyse az kaldı. Derlenecek. O da bitsin en son Nginx'i de yapıp bırakacağız. Ben daha önce ayarlamaları yaptığım için biraz kolay olacak. Şu dosyayı ayarlayacağız. Tabii aslında hani Türkiye'de çok fazla görmüyorum ama her biri bir meslek bunlar. Buna sistem yöneticisi bakar. Ben bunları bilmek zorunda değilim mesela. Çünkü çok detay var. Ben ne anlarım Let's Encrypt'te? Hadi anlasam bile tamam ne işe yaradığını biliyorum. Az çok aşinayım ama o kadar önemli detaylar oluşuyor ki büyük bir projede ya da eğer çok iyi bir iş yapıyorsanız. Haliyle aslında tamamen bu işlere yoğunlaşan, bu işleri kontrol eden yeni değişiklikler var mı? Açık oluşmuş mu? Belki Let's Encrypt'te bir açık ortaya çıkmış. Kim bunu düzenleyecek? Kim bunun takibini yapacak? Biri bizi ekledikten sonra biz bunu aa böyle bir açık varmış. İyi de biri zaten
Sistem yöneticisi bunların takibini yapar. Mesela sistemi güncellemeniz gerekiyor ama ben mesela onu cesaret edemiyorum güncellemeye. Neden? Çünkü güncellediğim zaman Postgres gidiyor çoğunlukla. Postgres'in ayarlamalarını yapabilecek bir tane sistem yöneticisi lazım. Ya da diyelim ki veri tabanı silindi. Ne diyor? Failed to write the backend build ID. No such file or directory. Nasıl ya? Bu yıldaydı. Bu yıldaydı mi? Yıldaydı. Tekrar bakalım. Backend build ID. No such file or directory. Alakası var ya. Kendisi otomatik oluşturacaktı. Build ID nerede? Burayı da bir çalıştıralım. Build ID nereye geldi? Göremedim bir yerde mi bu build ID? Ha, HKG. Biz burayı oluşturmamıştık değil mi? Tamam. Tekrar bir bakalım. Neyse. Frontend. Var işte oluşturmuş. Bunu oluşturmuşsun zaten. Niye tırdır ediyorsun? Backend'da da mı gerekli ya? Ne alakası var? Backend build ID. Nasıl çıkayım? Orada gerek yok. Allah Allah. Ne alaka ya? Build ID. Frontend'e gelirdi ya. Buraya geliyor bu build ID. Private diye bir klasör oluşturuyoruz. Tamam. Mekadir backend içerisinde private diye bir klasör oluşturuyoruz. Şimdi yes. Çalıştı. Aha. Bir hata daha. Ha, tamam. Hali hazırda zaten benim libretu.org çalışıyor ya. Orayı bu nano Monzun dosyamız var. Bakın burada port 8080 girmişim ya. Bu zaten hali hazırda kullanımda. Ben bunu 8081 yapayım. Aynı portu iki anda iki uygulama kullanamaz. Şu anda çalışıyor. Herhangi bir problem yok. Göründüğü kadarıyla da sıkıntı yok. Ama bunu çalıştırmaya şimdilik gerek yok. Durdurduk. Nginx ayarlamasını yapalım. Şimdi gelelim Nginx'e. Bana lazım olan dosyalar Nginx klasörünün içerisinde. Nano. Tabii sudo kullanmamız lazım. Sudo nano düz yazı gösteren bir komut. Nginx.conf'a gelelim. Bakın burada bir sürü ayar var. Bayağı ayar. O yüzden diyorum yani bunlar aslında her biri bir tane mevzudur. Bunun için sistem yöneticisi lazım. Ben bunu ayarlamışım ama ben geliyorum. Bu benim işime pek yaramıyor. Nginx. Bakalım neler var. Conf modules enable sites enabled conf diye bir bakalım. Bu değil. O zaman vites. Vites. Label'a bir bakalım kimler var. Bakın burada libredo conf var değil mi? Bir bakalım libredo conf ne yapıyormuş.
Liston 443 SSL. SSL güvenli bağlantı ifade ediyor. 443 de porttur. Aslında 80-80 portunu biz kullanıyoruz ama dışarıdan gelen 80 portu istekleri, protokol isteklerini 443'e yönlendiriyor. Bu HTTPS mantığından geliyor. Peki bunun işte logları nerede olsun? Burada. Giriş logları burada, hata logları burada. Server name ne olsun? Libredo.org veyahut www.libredo.org geldiği zaman şuraya gitsin demiş oluyorum bak. Burada da SSL sertifikalarının ayarlamalarını yapmışım. Server demişim ki eğer host işte libredo.org ise 301'e yönlendir. Yine bu da HTTPS için kullanılıyor. Yönlendirme yapıyorum. Aynı şekilde libredo.org. Yine burada aynısını yapıyorum. Bunun aynısını mesela bakın. Geliyorum buraya. Bir bakalım burada. 8080 bakın burada ne diyor? 8080 portunu dinle. Lokal host'taki 8080 portunu dinle. Bu hali hazırda çalışıyor. Ama beta için mesela ne yapacaksınız? Beta için. Bir bakalım. Şuradakileri bir silelim. Bunları bir silelim. Bir bakalım. Başka var mı? Site Senable'de bir bakalım orada neler var. Pardon. Doğru ya. Bu zaten dosya. Libredo. Conf. Burada da yine aynılarını yapmışız. Ama hangisi çalışıyor bilmiyorum açıkçası. İkisinden bir tanesinin çalışmasına gerek yok. Muhtemelen budur. Doğru olan enable olan budur. Çünkü curl kolumu da mesela buraya eklemişim. Bakalım. Betalibredo.org'u dinle demişim burada. Sertifikaları da ayarlamışım. 8080'i dinle. Server name betalibredo.org falan filan. Bunları ayarladık. Bir bakalım çalışıyor mu? 80-81 portunu dinliyor. Şu anda çalıştırırsam görebilmem lazım. Bir deneyelim. Eğer çalışırsa okey. Ama öncelikle Monzu'nun çalışması lazım. 80-81 portu açıldı. Ben buradan beta libredo.org diyeyim. Açıldı. Gördüğünüz gibi benim yazdığım kodlar şimdilik beta üzerinde kullanıma açık. Curl kolumu da değiştirelim bu arada. Bunu beta yapalım. Neyse curl kolum kalsın şimdilik. Böyle kalsın. Ama şimdi ne oldu? Ben sunucudan burada projeyi çalıştırdım ya ama durdurdum. Bunu nasıl yapacağım? Bunu da böyle bir şey. Ubuntu Rails Service. Bir sistem olarak tasarlayacağım bunu. Sadece bana dosyanın yeri lazım. Sudo nano etc systemd systemd'de ne var? System configuration user login bir yerde ben Beta Libredo Service. Tamam. Beta Libredo burada. Libredo burada. Beta Libredo'ya bir bakalım. Burayı değiştirelim. Açıklaması
Description. Libre'de olsun şimdilik. Açıklamayı daha sonra değiştiririm. Kullanıcı user www.data grupta bu. Çalışma yeri neresi? Libre'de beta değil artık burası Libre'de. Adres 121. Environment buradan gönderilmiş environment'a gerek yok. Şimdilik kapatalım. Domain betalibre.org port 8081 log critical bu kalabilir. Exec start. Ben diyorum ki bu servis çalıştırıldığında Monzo'nun start komutunu çalıştır. Dolayısıyla Eribon Libredo beta değil, Eribon Libredo'nun çalışması lazım. Fakat biz diğerini Libredo'ydu. Libredo 2 yaptık ya, bilgisayar yeniden açıldığında o hata verecek, onu düzelteyim. Bu mesela şu an oluşturduğum beta servis. Bir de Libredo'nun var. Bakın Libredo da şöyle yapıyorum. Çalışma yeri Libredo'ydu. Ben bunu Libredo 2 yaptım. Portu da 8080 burası doğru. Exec burası kalsın ama burası da Libredo 2'ydi. Yes. Şimdi beta Libredo oluşturduk. Şimdi çalıştıralım. System CTRL start beta Libredo. Bunu çalıştır dedik. Bir de acaba statüs bakalım. Ne diyor? Audit. Ne diyor? Hata vermiş. Ama hatayı söylemiyor bana. Komutu çalış. Ha, tamam. Bakın onun sebebi şu. Çalışacak olan dosyanın ne olduğu bana lazım. Ben burada komutu işaret etmişim ama aslında bu değil. Şöyle bir şey. Gerçi bunun da çalışması lazımdı. Niye? Neyse. Diyorum ki libredo target. Şimdi biz mesela bir projeyi derlediğimiz zaman aslında bizim backend'da çalışan dosyamız şu. Race moddaki backend. Şu dosya aslında çalışıyor. Dolayısıyla ben geliyorum buraya. Target Race backend. Yani bu dosyayı çalıştır. Bu artık çalıştırılabilir bir dosya olduğundan dolayı ben bu servise çalıştırdığım zaman gelecek şu dosyayı çalıştıracak. Zaten aslında bizim şu anda burada çalışan sunucumuz budur. Şu dosyadır. Dolayısıyla biz servisi çalıştırdığımızda bunu çalıştıracak. Çalıştığı anda da artık arka planda bir servis olarak işini görecek. Source configuration or drop-ins of battery. Get on this transient daemon reloads. Tamam. Sudo system ctrl. Değişiklik yapmışsın diyor dosyalar üzerinde. O yüzden yeniden yükleme yap. Ya pardon. Daha emlak. Daemon. Tamam. Tekrar. Statüse bakalım bir de. Ah. Race modda derlememişiz. En son start race. Evet. Race modda derlemediğim için şu klasörde değil, debug'da backend oluşturmuş. Dolayısıyla yolu bulamadı. Ama siz sunucuda debug modda çalıştırmayın. Hatalıdır. O yüzden bunun kurulumu uzun sürecek. Kurulum bittiği zaman ben beta servisini çalıştıracağım. Az önce gösterdiğim şu komutla şu start komutuyla beta libredo'yu çalıştıracağım. Statüsüyle herhangi bir hata yoksa ki olmayacak bu defa 8081 portu
çalışmış olacak. Ben Nginx sayesinde yönlendirmeyi yaptığım için beta.libre.org buraya yönlenecek. Buraya yönlendirildiği anda da uzaktaki bir kişi bu sisteme bağlanabilecek. Şimdilik bu kadar. Ama siz çalıştırırken muhtemelen şöyle bir şey olacak. Sizde veri tabanına ait şema yapısı yok. Postgres'e ait şema yapısı yok. Ben şemayı şöyle çıkaralım. Onu da yapalım bitsin. Postgres only schema. Sadece şemayı alacağız. Şöyle bir şeymiş. pgdump komutunu kullanmamız lazım ama bunun için buraya gelelim. sudo su eksi i Postgres kullanıcısına giriş yap. Niye hata verdi? Ha, şöyle. Tamam. Postgres'e giriş yaptık. pg dump eksi s main'de benim dosyamın veri tabanının ismi ve buna diyorum ki db only schema sql dosyasına al. Main db'nin şemasını al. Böyle bir dosyaya erişim engellendi. Nereye atalım bunu? Niye ya? Niye çalışmıyor ya? Yanlış mı biliyorum ya? Bakalım PL'de varlık Postgres. Tamam. Şimdi aldım. Eksik diyelim. Elbow kullanıcısına, Libredo kullanıcısına giriş yapalım tekrar. Şimdi burada only schema dosyamız var. Ben sudo olarak geliyorum. Neredeydi bu dosyamız? Varlib Postgres oldata only schema SQL dosyasını al. Son libredo üzerine libredo üzerine al. SQL olarak kaydet. Sudo cp dememiz lazım tabii ki. Tamam. Şimdi bir bakalım. Bakın burada schema'ya eklemiş olduk. Tekrar git ile add schema git commit xlm
Address database schema file. Okay. Daha sonra git push origin main'e attık. Tamam. Artık siz de bu schema dosyasını alıp şuradaki gibi burada söylemiş mesela bu dosyayı nasıl restore edip kendi bilgisayarınızdaki veri tabanına ekleyebilirsiniz bunu göstermiş. Bu biraz karmaşık olabilir, zorlayabilir ama dosya elinizde artık gerisi size kalmış. Bu videoyu da burada sonlandıralım. Bundan sonrasında e-mail gönderme kısmını biraz daha farklı yapmayı düşünüyorum. Daha basit bir şekilde yapmayı düşünüyorum. Onu da gösterip çalıştırabilirsem gerisi tamamdır. Akşamında da bunun da videosunu basitçe çekeceğiz. Çok kısa bir video bitecek. Ama bu videoda çok karmaşık şeyler var. O yüzden yani sadece bana sormanız da kurtarmayabilir. Çünkü açıklamaları uzun. Gerçekten doküman okumanız lazım. Yani biraz Git konusuna bakmanız lazım. Nginx konusuna bakmanız lazım. Linux sistemleri nasıl çalışıyor ona biraz bakmanız lazım. Gözünüzde çok büyütmeyin. Günlük olarak bazı şeyleri sürekli kullandığınızda farkına varmadan öğreniyorsunuz. Gözünüzde büyütmeyin böyle şeyleri. Tabii profesyonel olmak ayrı bir şeydir. Mesela Let's Encrypt'in nasıl çalıştığına dair profesyonel olmak zaman isteyen bir şeydir. Nginx konusunda profesyonel olmak zaman isteyen bir şeydir. Sistem yöneticisi olmak zaman isteyen bir şeydir. Ama en azından genel kültür sahibi olursunuz. Genel kültür sahibi olmak için de az çok hangi uygulamanın ne iş yaptığını bilmeniz önemli. Ve sistemlerin nasıl çalıştığını da bilmeniz önemli. Bu yüzden aslında ben biraz yüzeysel olarak da olsa anlatmaya çalıştım. Şu anda mesela bakın sistemimiz çalıştı. Ben gayet de işimize yaradı. Betterliquid.org'dan benim yazdığım kodları artık siz de takip edebilirsiniz mesela. Tabii biterse. Bitsin, ondan sonra bitirelim. Letry'yi çıkaracağım. Letry çok pahalı bir pakete benziyor. Daha basit bir uygulama ile benim yine sunucuda ben mail servisi kurmuşum. Mail yollayabiliyorum. Dolayısıyla ben onu kullanacağım. Başka yok. Bunu kullanacağız yani. Biterse, backend derlenirse. Biraz uzun sürecek backend'ın derlenmesi. Ders de uzun sürdü aslında. Bakalım. Şu anda mesela derlenecek ya, ben bunu durduracağım, çalışmasını durduracağım. Servisi çalıştıracağım. Servis zaten otomatik bu dosyayı çalıştıracak. Dolayısıyla yine 8081 portunu bu kullanacak. Ama arka planda çalışmış olacak sadece. Siz de mesela kendi bilgisayarınızdan betalibre.org'a girdiğiniz zaman benim şu an yazdığım kodları siz de görmüş olacaksınız. Böylesi daha kolay. En azından benimle birlikte bunu yapmak isteyen olursa görür, hataları bana yollar. Ya da söyler ya da kendisi yapmak istiyorsa değişiklikleri yapar. Vs vs bir sürü ıvır zıvırı buradan halledebiliriz. Hani tek başıma yaptığım için açıkçası biraz da zorlanıyorum. Çok fazla iş gerekiyor çünkü iş yükü çok fazla. Bir sürü proje yapmak istiyorum ama maalesef. Ama bu arada yani eğer destek olmak isteyen varsa valla ben buna her ay 10 dolar vermekten yoruluyorum. Artık eskiden çok umursamadığım bir şeydi ama artık rahatsız ediyor ya. Her ay 10 dolar para veriyoruz buraya. 12 dolar. Ben de bir tane Patreon açacağım. Oradan artık bakalım kimler ne kadar gönderecek. Göndermez gerçi kimse de. Ama dediğim gibi vallahi sinirimi bozuyor. Sürekli ikide bir hesabım kapanıyor. Şimdi derledik. Etalibredo'yu çalıştırdık. Ya da evet. Statüse bakalım. Evet. Statüste de çalışıyor. Şimdi bu kadar. Bit.
Artık siz de kendi bilgisayarınızdan benim şu anda yazdığım kodlara ulaşabilirsiniz. Gayet rahat bir şekilde. Bence gayet güzel çalışıyor. Neyse, dersi burada bitirelim. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Akşamında da mail kısmını tam olarak bitireyim. Olay kapansın.